right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then OD. Life is just that dark. Clothes smelling like trees, digging my earth from my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then OD. Life is just that dark, but life is just that bright. Televizyonu ana haber bülteninden iyi akşamlar. Ben Gamze Birgül. 28. dönem Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Seçimin sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada bugün kimse kaybetmemiştir. 85 milyonun tamamı kazanmıştır dedi. Hatırlarsanız biz her fırsatta kazandığımızda ülkemizde kimse kaybetmeyecek demiştik. Yine aynı şekilde biz kazandığımızda tek kaybeden ülkemizle ilgili kirli senaryoların sahipleriyle onların aparatları olan terör örgütleri ve tefeciler olacak demiştik. Şimdi burada aynı sözü bir kez daha veriyoruz. Bugün kimse kaybetmemiştir. 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Milletimizin bize verdiği sorumluluğun gereği olarak kimseye kırgın, küskün, kızgın, öfkeli değiliz. Artık seçim dönemine dair tüm tartışmaları ve çekişmeleri bir kenara bırakarak milli hedeflerimiz, milli hayallerimiz etrafında birleşme, bütünleşme vaktidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının ardından Cumhur İttifakı taraftarları Adana'da sokaklarda zaferi kutladı. Türkiye genelinde sandıkların açılması ve seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte Adana'da Cumhur İttifakı taraftarları AK Parti Başkanlığı binası önüne gelerek zaferi kutlamaya başladı. Davul zurna eşliğinde cadde ve sokaklarda uzun konvoylar oluşturuldu. Kutlamaya gelen vatandaşlar çok mutlu olduklarını dile getirerek sloganlar attı. Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, oy kullanma işleminin ardından okul çıkışında açıklamada bulundu. Yusuf Kanlı yaptığı açıklamada, ilk turda Cumhurbaşkanı'nın seçimi için gerekli oranın bulunmaması üzerine, Türk milleti bugün ikinci turda iki aday için sandığa gitmiştir. Türkiye'nin küresel ölçekteki etkisinin, milletler arası hukukta ve hiyerarşik düzende, yetkiyle de donatılması ihtiyacı vardır. Bu açığın giderilmesi Türk İslam dünyasının ortak arzusu ve beklentisidir. Türk ve Türkiye yüzyılı hedefi ise bu güçlü beklentiyi karşılayacak stratejik vizyondur dedi. AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için oyunu eşi Hatice Ay ile birlikte Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa mahallesinde bulunan Şehit Zeki Dağ İlkokulu'nda kullandı. Oy kullanma işleminin ardından açıklama yapan Mehmet Ay, "Oyumuzu kullandık, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Rabbim her şeyin hayırlısını nasip etsin." dedi. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin,
eşi Ayşe Çetin'le birlikte oyunu kullandı. Ardından seçim sandıklarını ziyaret ederek görevlilere kolay gelsin dileğinde bulundu. Soner Çetin yaptığı açıklamada, "Bugün Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yapılıyor. İlk turda milletimiz kararını vermemişti. Bu turda iki adaydan biri Cumhurbaşkanı olacak. Seçimler ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Ülkemiz için hayırlısı neyse o olsun. Bugün demokrasinin güzelliğini yaşıyoruz. Her vatandaşımız özgür bir şekilde demokratik tercihini yapıyor. Sonuç ne olursa olsun herkes saygı duymalı," dedi. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oyunu Toki Osman Gazi İmam Hatip Ortaokulu'nda vatandaşlık görevini yerine getirdi. Akif Kemal Akay yaptığı açıklamada, "Geleceğimize sahip çıkmak için demokratik hakkımızı kullanıp vatandaşlık görevimizi yaparak oyumuzu kullandık. Seçimlerin huzur içinde herhangi bir sorun yaşamadan tamamlanmasını, sandıktan çıkan sonuçların da ülkemize huzur, özgürlük ve demokrasi getirmesini diliyorum. Hayırlı olsun," dedi. Eyir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Koca İspir'in talimatıyla konteynerler merkezde uzak mahallelerde PTT şubeleri olarak hizmet verecek. Yüreğir Belediyesi'nin PTT Adana Baş Müdürlüğü ile yaptığı işbirliğinde kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların il veya ilçe merkezine gitmek zorunda kalmadan PTT hizmetlerinden yararlanabilmesi için tasarladığı konteyner PTT şubeleri vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için olanak sağlayacak. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. Right back in the arm, no scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. Clothes smelling like trees, digging my earth from my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm, no scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark, but life is just that bright. It's coming, it's coming. We're unstoppable now.